Bir kamyondan daha ağır. Bir insanın iki katı uzunlukta. Ve ayağını yanlış yere koyarak bile bizi ezebilir. Dünyanın en büyük kara hayvanı. Bir fili kızdırırsanız öfkesi ölümcül olur. Onları krizin eşiğine ittik. Yaşadıkları toprakları böldük. Onları öldürdük. Ailelerinin dağılmasına neden olduk. Ve şimdi de filler karşı koyuyor. Afrika'nın yırtıcı hayvanları arasında sürü halinde avlananlar ve yalnız katiller bulunuyor. Afrika'nın gece avcılarının her olasılığa karşı bir taktiği var. Afrika'nın ölümcül 12'lisi içinde bir hayvan kesin üstünlüğe sahip. ...250 kilo kas ağırlığıyla kıtanın en büyük et oburu. Gece ve gündüz yalnız ve grup halinde avlanıyorlar. Aslanın başa çıkamayacağı kadar büyük ya da zeki başka bir canlı yok. Biz bile. Bir hayvanı yakaladıklarında her şeyini yerler. Ben düştükten sonra bacaklarımı ısırmaya başladılar. Aslan, bütün Afrika'nın en muhteşem yırtıcı hayvanı. Bir zamanlar bu toprakların her yerinde yaşarlardı. Eşsiz ve durdurulamazlardı. Ta ki geçen yüzyıl, İnsanlarla karşı karşıya gelip de yüz binlercesi öldürülene dek. Bu büyük kedilerin günümüzdeki sayısı 23 binden az. Mali gibi Batı Afrika ülkelerinde çok az aslan kaldı. Diğerleri de Somali ile Namibya arasında yaşamakta. Şimdi çoğu koruma altındaki bölgelerin yüksek duvarlarının arkasında yaşıyor. Güney Afrika'da 2700'den fazla aslana barınak olan Kruger Doğal Parkı gibi. Kasım 1998'de park bekçisi Sidney Mazia komşu Marlott av alanını gece için kapatır. Ama parkın uzak ucunda açık kalan bir kapıyı kapatması emri verilir. Etrafta aslanlar olmasına rağmen Mazia'nın bölgeyi geçmesinin tek yolu bisiklet kullanmaktır. Kapıya doğru bisikletle giderken aslanların sesini duydum. Aslanların çıkardıkları 9 farklı ses vardır ama kendi bölgelerini kükremeyle ilan ederler. Sidney'nin çevresindeki kükremeler bütün yönlerden geliyordu. Çoğunlukla kız kardeşler olan dişiler aslan sürüsünün çekirdeğini oluşturur. Onlara kendilerinden iki kat büyük erkekler eşlik eder.
Birlikteyken bir tonluk Afrika sığırlarını yere indirecek kadar güçlüdürler. Kaslı arka bacakları onları avlarına doğru fırlatırken, kıvrak ön bacaklarıyla da avı yere sererler. Ölümcül ısırık çoğunlukla erkeklerden gelir. İlk beslenen ondan olur. Avlanmalarını sağlayan boyutlarının bir bedeli var. Her av büyük önem taşıyor çünkü değerli enerjilerinin harcanmasını gerektiriyor. Her 5 denemeden sadece birinde başarılı olabiliyorlar. Ender rastlanan durumlarda zayıf avlara yöneliyorlar. Aslanlar 1898'de Doğu Afrika Demiryolu şirketinin işçilerine korku salmışlardı. İki aslan 120'den fazla insanı öldürüp yedi. Onlar Tsavo'nun insan yiyicileri olarak tanındılar. 9 ay boyunca süren vahşetten sonra projenin baş mühendisi Yarbay John Henry Peterson bir türlü ele geçirilemeyen aslanları sonunda vurdu. Aslanlar günümüzde her yıl onlarca insan öldürüyor. Bu park bekçisi Sidney Mazia'nın çok iyi bildiği bir veri. Aslan üstüme atladığında aklıma gelen tek şey ben artık öldüm oldu. Kısa sürede Mazia'ya saldıranlara başka aslanlar da katıldı. Öbür aslanlar da gelip beni yemeye başladılar. Şansı bir anda döndü. Bir kamyon yaklaşmıştı ve sürücüsü silahlıydı. Baldırımı ve dizimi ısırdılar. Aslanlar geri çekildikten sonra ne kadar kötü yaralandığımı anladım. Çok kan kaybediyordum. Mazia'nın yaralı bacakları artık iyileşiyor. O tekrar ayağa kalktı. Ama yaşadığı karşılaşma ona Afrika'nın en kusursuz yırtıcısına saygı duymayı öğretti. Öldürmemeleri büyük bir şans. Çünkü biliyorum ki bir kere yakaladıklarında genellikle öldürürler. Onlar süratli, zeki ve inanılmaz bir çeşitliliğe sahipler. Onlar eski kıtanın vücut bulmuş hali. Onlar Afrika'nın ölümcül 12'lisi.